operasyonlara bakacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu operasyonlar. Karadan operasyonlar içeride ve dışarıda devam ediyor diye biliyoruz. Ama diğer taraftan, diğer taraftan e, bu TUSAŞ'a saldırının sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait, Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar da devreye girdi. Ve yine e, dün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Tam 120 hedef vuruldu dedi. Açıklama yapılırken de misliyle diye bir kelime kullanıldı. bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye Devam edeceğiz. Tusaş'a yapılan terör saldırısının hemen ardından başlatılan Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Gara, Kandil, Hakurk ve Sincar bölgelerinde düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü tarafından kullanılan 120 mağara ve tesisin yok edildiğini duyurdu. Açıklamada çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtildi. 11-11 numara anlaşıldı beklemeliyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı da bölgede nokta operasyonlarını sürdürdü. Kırmızı kategoride aranan iki terörist öldürüldü. Önce PKK'nın Hakkari Eyalet sorumlusu Sefkan Ahmet Kod adlı Serkan Nazer'in öldürüldüğünü MIT duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine... Ve kararlılığına sahip. Ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürs 19 operasyonu kapsamında Mardin Artuklu'da bir evde çıkan çatışma esnasında Faraş'ın Bedran Kod adlı Ramazan Aktaş'ın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı son hava harekatlarında toplamda 30 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Burada tabii diğer taraftan PKK'ya da bakıyorsunuz, PYD'ye de bakıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyonları kabul edilemez diyor. Şimdi <laughs> ya ülkede at izi it izine karışmış durumda. Böyle bir yolculuk içerisindeyiz. Zaten hiçbir şey bilmiyoruz. Bir taraftan şer odakları deniyor. Bir taraftan kirli yerler yıkılacaktır diyor, kırılacaktır diyor. Terörle mücadele sürenecektir diyor. Diğer taraftan çıkıyor MHP lideri. E ee, da işte e, Abdullah Hoca'lan e, meclise gelsin konuşsun diyor. Bir yer taraftan acaba Kandile heyetler gidiyor mu? Gel, gelmiyor mu? Gidip gelme var mı diye kafanıza sorular geliyor. Bir e, çözüm yöntemi var, yeni bir yöntem var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ya yani böyle tuhaf bir cenderenin içerisindeyiz. Yani o cendereden çıkabilecek miyiz bilmiyoruz. Yani kuyuya bir taş attılar. Kuyuya bir taş attılar. O taşı şimdi 86 milyon çıkartmaya çalışıyoruz. İki yani iki kişi biliyor. Erdoğan'la Bahçeli, yani 86 milyonda, eksi 2 deyin, ne kadar olduğunu şey yapın. Bir muhalefet biliyor mu? Valla yani bilmiyorum dedi. En son açıklama bilmiyorum. Şimdi gelelim nereyi bombalıyor? Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri. Bakın operasyonlar nereye? Onu göstereyim. Şimdi öncelikle Irak ve Suriye. Irak ve Suriye. Önce Irak'a bakalım. Irak'ta Kandil. Yani yıllardır ismini duyarız. İşte Kandil, Kandil, Kandil diye esas PKK'nın olduğu yer. Yönetim kadrosunun da olduğu yer. PKK'nın olduğu yer. Irak'taki PKK'nın olduğu yer. Ve orada önemli kamplar var. İşte Hakurt gibi, Gara gibi, Sincar gibi. Buraları vurduğu söyleniyor uçakların. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasını baz aldığınızda hedefler tam anlamıyla vuruldu diyor. <laughs> Gelelim Rojava bölgesi. Rojava bölgesi de zaten Suriye'nin kuzeyi olarak adlandırılıyor. Ve bu Rojava'ya da ee, tabii ki e, bir diğer yapılanma olan PYD hakim yani o da aslında aynı çizgide PKK ile aynı organik olarak birbirleriyle bağları var. Burayı da bombalıyor ama buradaki artık bir devlet değil, Suriye sınırları içerisinde arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir örgütten bahsediyoruz. Buradakini, Kandil'dekini Avrupa terörü Amerika terör örgütü olarak kabul ediyor PKK'yı. Buradakini ise Buradakini yani PYD ise terör örgütü olarak kabul etmiyor benim bildiğim kadarıyla ve sadece Türkiye terör örgütü diyor buna o yüzden de zaten bu kapıyı açık bırakıyorlar Amerika Birleşik Devletleri de e, arkasında.